Havaların soğuması ile birlikte sebze ve meyve fiyatları da artış gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda halden çıkışı 5 lira olan salatalığın fiyatı 15 lira yükseldi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte Alanya halinde ve pazarlarda da fiyatlar yükseldi. Pazar ve halin nabzı artarken fiyatlardan dolayı da yükseliş oldu. Alınan bilgilere göre Alanya semt pazarında domates, salatalık, patlıcan, limon, soğan, patates ve havuç gibi temel sebzelerin fiyatı arttı. Artan maliyetlerin yanı sıra halkın alım gücünün düştüğünü belirten pazarcı esnafı, turistler gitti, pazar bitti dedi. Daha yağışın bir etkisi fazla olmadı. Mandalin 5 liraya alıp satan yok. Patlıcan 10-15 lira yeni yeni ayaklanmaya durdu. Domates 10 lira. Başka ne diyeyim? Avokadonun da alıcısı yok. Aynen öyledir. Vallahi vatandaşlar hesaplarına dikkat etsinler. Çok fazla bir şeye gerek yok. Zaman kötü. Fiyatlar aşırı düştü. Yaz sezonuna bakılırsa yarı yarıya düşüş var. Bunun sebebi de tabii turizm şehri. Turist kalmadı. Yabancı tamamen çekildi denecek kadar az. Yani bakıyoruz %20'lik, 30'luk bir dilim var. Pazara gelen yerli halk. Yerli halkın çoğu da gelmiyor. Yani yabancı yok. Yabancı olmayınca da fiyatlar çok düştü. İster istemez herkes her yerden 5 liraya 10 liraya malzeme alabiliyor şu an. Daha erken ama bir ay sonraya kadar sebzelerde bir artış olabilir. Yani sonuçta don olayları olacak. Kendi mesleğim açısından da hani bazı şeyleri takip edebiliyorum. Geçen sene de olduğu gibi seralarda hani soba yakma vesaire gibi şeyler olacak. Don olaylarıyla karşılaşacaklar. O zaman artış olacak. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ise Alanya Posta Medya'ya haldeki fiyatlar hakkında bilgi verdi. Birazcık fiyatlar toparlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde çok zararına satılıyordu. En çok salatalıkta oldu. Bir ara 2 lira ve 3 liraya satılıyordu. Şu anda 16 lira. Domateste artış var. O da 8-10 lira dolayındaydı. Şu anda 18 liraya çıktı. 20 lira kadar satıyoruz. Patlıcan yükseldi. Biber çeşitleri yükseldi. Yükselmeyen sadece şu anda limon ve mandalina var. 5 lira 6 lira. Mandalina da 6 ve 7 dolayında satılıyor. Sivri patlıcan 16 lira. Topu patlıcan 20 lira. Sanırım bir haftaya kadar bunlar 20 liranın üzerinde olurdu. Burada distribütörlüklerimiz var. Tabii bu imalatçılık çok... Alanya'nın köklü firmalarından biri olan Obo Kuruyemiş, 1990 yılında Ethem Kaygısız ve Seyit Kaygısız kardeşler tarafından Obo Kuruyemiş ismiyle kuruldu. 33 yıl içinde genişlettiği ürün yelpazesi ve başarılı ihracat politikası ile dünya çapına adını duyurdu. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda gibi 14 ülkeye ihracat yaparak küresel bir marka haline gelen Obo Kuruyemiş ödüllere de doymuyor. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında sevilen ve Alanya markalarıyla kuruyemiş sektöründe öncü bir konumda bulunan Obo Kuruyemiş, 2016 yılından bu yana ihracat şampiyonu unvanını sürdürüyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından kendi sektöründe 2016 yılından beri en başarılı ihracatçı ödülüne layık görülen firma, bu yılda BAYİP tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Töreni'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Alanya Türk Patent ve Marka Kurumu Ofisi'ni kazandıran Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem de Obo Kuruyemiş'in başarısını tebrik ederek markasının her geçen gün daha geniş kitleler tarafından tanındığını ve Alanya'nın marka değerine katkı sağladığını belirtti. Erdem, Alanya'dan çıkarak ülke ve dünyaya yayılan markaların Alanya'nın tanıtımına büyük katkı sunduğunu vurgulayarak Kaygısız ailesini başarılarından dolayı tebrik etti. İçin hayallerim var dedim. Bir kere Gans Paşa'yı hakikaten... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü görevinden Gazi Paşa Belediye Başkanı adayı için istifa eden Esen Diler.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti. Diler hedefleri ve hayallerine dikkat çektiği açıklamasında Gazipaşa için yapacak çok iş var dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü olarak hizmet veren Esen Diler Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'la yönetim kurulunu ziyaret etti. AK Parti'den belediye başkan adayı olan Diler, Gazipaşa'nın yarınlarını gelecek nesillere daha yaşanabilir olarak bırakmak üzere yeni bir vizyon ortaya koyacaklarını ifade etti. Gazipaşa'nın yaşanabilir bir kent olması için planları olduğunu kaydeden Diler, Gazipaşa hem tarım hem de turizm potansiyelini barındıran eşsiz bir kent dedi. Önümüzdeki 5 yılın belediye başkanı kim olursa, ki ben kendim olmayı hedefliyorum, bunu istiyorum. Gazipaşa'nın geleceğinin günahı, sevabı o belediye başkanında olacak. Çünkü doğru bir planlama lazım. Turizm tarımın düşmanı değil. Bunları düzgün bir şekilde planlamak lazım. Sürdürülebilir ve nitelikli tarım ve sürdürülebilir ve nitelikli turizmi hedefliyoruz. Bunun içinde adil, sağlıklı, kent yaşamına uygun ve uygulanabilir bir imar planı ve 18 uygulamalarını planlıyoruz. Yine Gazipaşa için dijital ikiz projemiz var. Ben bunu çok önemsiyorum. Gazipaşa'nın bir ikizini yaratıp sanal ortamda hem atıyorum hani işte eğimlerde nasıl işte bir şeye 5 metreküp yağmur düştüğünde nerede sel oluyor, nerede birikinti oluyor, nereden akıntı oluyor, altyapı uygulaması buna göre nasıl olacak, hem bu altyapı ve şey çalışmaları için, cadde çalışmaları için, hem de imar planı için de bu önemli. İşte hani nereye kaç kat verirsek atıyorum deniz esintisini kesmeyiz ya da işte diğer evlerin güneşini kesmeyiz gibi pek çok planlama için bu uygulamayı kullanmayı hedefliyoruz. Onun dışında Gazipaşa'da aslında hedefimiz Gazipaşa'yı gündemde tutan örnek bir kent haline getirmek. Bunun için hani pek çok... Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun kendisine yeni hedefi için başarı dileğinde bulunup 100. yıl rozeti hediye etti. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zeytin ve zeytinyağı satışı yapan işletmelere denetim yaptı. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Alanya'da zeytin ve zeytinyağı satışı yapan toptancılar ve işletmecileri denetledi. Denetimlerde depo ve reyonlardaki ürünlerden numuneler alındı ve incelenmek üzere laboratuvar ortamına gönderildi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar numunelerin sonuçlarını beklediklerini söyledi. Rüzgar son bir aydır pazarlarda, marketlerde zeytinyağı ve zeytin denetimleri yapıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir sonuca rastlamadık. Analiz için numunelerimizi aldık, denetimlerimizi aralıksızsa devam edeceğiz dedi.